Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında tutuldukları belirtilen Uygur Türklerinin yakınları, Çin devlet yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 112 kişi hakkında soykırım ve işkence suçlarını işledikleri gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bazı gönüllü Türk avukatların da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişinin toplandığı alanda yerlere haklarında suç duyurusunda bulunulan bazı Çinli yetkililerin fotoğrafları serildi. Çin'den nükleer silahlar konusunda çelişkili açıklamalar geldi. Pekin önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin diğer daimi üyeleriyle birlikte nükleer savaşın ve silahlanma yarışının önlenmesi için çağrı yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı ABD ve Rusya'nın tüm dünyadaki nükleer silahların %90'ına sahip olduğunu hatırlattı. Pekin yönetimi Washington ve Moskova'dan nükleer stoklarını azaltmasını istedi. Ardından da nükleer silahlarını modernize etmeyi sürdüreceğini duyurdu. Almanya'da Uygurlar Çin'de düzenlenecek 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın boykot edilmesi için gösteri yaptı. Dünya Uygur Kongresi'nin çağrısıyla başkent Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde Pekin Kış Olimpiyatları'nın boykot edilmesi için toplanan yüzlerce kişi daha sonra Almanya Dışişleri Bakanlığı'na kadar yürüdü. Eylemde Uygurlara özgürlük, soykırımı durdurun ve toplama kampları kapatılsın şeklinde sloganlar atıldı. Filistin Maliye Bakanlığı ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle memurların Aralık ayı maaşlarının bir kez daha eksik yatırıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada asker ve hizmet sektöründe çalışan memurların Aralık maaşlarında %80 oranında yatırılabildiği söylendi. Tesla uzun bir süredir Çin hükümetinin baskı altında tuttuğu Uygur Türklerinin yaşadığı Doğu Türkistan'da yeni bir bayi açtı. Urumçi'de açılan bayi Çin hükümetinin Uygur Türklerine yönelik tavrına karşı olan kesimlerce eleştirildi. Tesla'nın Urumçi'de açtığı yetkili bayi sosyal medyada gündem oldu. Özellikle de ABD'li kullanıcılar bu hamlenin doğru olmadığını savundu. Geçen yıl Manş Denizi üzerinden 28 binden fazla düzensiz göçmen küçük botlarla Fransa'dan İngiltere'ye geçti. Böylelikle Manş Denizi'nden göçmen geçişlerinde rekor sayıya ulaşıldı. İngiltere'de 33 tekneyle 1185 göçmenin ülkeye ulaştığı 11 Kasım 2021'de ise yıl içinde günlük en fazla göçmen geçişinin kaydedildiği açıklandı. Çin küresel televizyon ağının haberine göre yetkililerden yapılan açıklamada Çin'in güneybatısında Kuchiya eyaletine bağlı Biyice kentindeki bir inşaat sahasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 3 kişi kurtarılırken 14 kişinin ise öldüğü bilgisi paylaşıldı.